Merhaba arkadaşlar, hepiniz Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir tane masaüstü bilgisayarımız vardı, daha önceden almıştık. Bunun içerisine SSD 512 GB hard disk takmıştık. Şimdi bu hard disk, çocuklar bir oyun indiriyor 200 GB, 300 GB'lık oyun var ya Allah'ım, ya Rabbim. Neyse, şimdi 512 GB yarısı sistem olsa 250 GB, 300 GB, geriye ne kaldı? Bunun hani çektiği videolar var, İşte oynadığı oyunlar var. Hiçbir şey kalmadı. 200 GB doldu. Şimdi biz de dedik ki buna yeni bir hard disk alalım. Ama önceki videolarımızda bu videonun linkini de bu videonun alt, şu gördüğünüz daha önceki aldığımız hard diskin linkini, video linkini bu videonun altına koyacağım. Daha önceki NetHack markaydı. 512 GB'tı. Doğal olarak NVMe M.2 2280, yani 2.2 santim 80, 2.2 şurası arkadaşlar. O detaylara geçeceğiz. Bir saniye. Neyse, tamam. Bir yerde bir şey görmüştüm ama. Neyse. Onu görebilirsek oraya da geçeceğiz. Şimdi daha önceki aldığımız ürün bu SSD. Tamam. Kutusu bu. Peki bunu nasıl sipariş vermişiz? Şöyle. NetHack. Ne 512 GB. Burada seri numarası var. Daha öncekinin hızı 1800 ile 1500 arasıydı ve hız testi yüksek çıkmıştı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Daha öncekinin generasyonu 3.1 4X'ti. 3.1 4X. Ve daha önceki anakarta H, işte MSI anakart, burada şeyi. Şurada vidası var. Şurada takılma slotu. NetHack marka NVMe SSD. Arkadaşlar M.2, şurada bütün ölçüleri var. Gördüğünüz gibi bir RAM gibi. Bakın şurada da vidayla tutturulmuş. Şu yani fareyle gösterdiğim alan arkadaşlar. Daha önceki. Şimdi buradan ipuçlarını alıyoruz. Ne yapacağız? Eski sipariş bilgilerinizden ya da anakartın üzerindeki veya bilgisayarın içindeki eski donanım üzerinden alacak olduğumuz ürünün teknik özelliklerini %100 öğrenmemiz lazım. Eğer NVMe almasaydık ne olacaktı? Apışıp kalacaktık. Bak şurada da SSD, şurada da M.2 yuvası var ama bu başka bir. Mesela bakın vidası burada. Bakın arkadaşlar şu port da, bakın M.2, yani M.2 yuvası. Bu da M.2 yuvası, bu da Evink. Ama bunu buraya taktığınızda, bakın burada vida da var, burada görebiliyorsunuz. Buraya küçük kablosuz wireless gibi özel aygıtlar takılıyor. Yani bu hard diski, şu gördüğünüz hard diski NVMe M.2 NVMe, birkaç defa söylüyorum arkadaşlar, lütfen yani sıkılmayın lütfen. PCI Express yeni nesil 4. neyse. Şuraya taktığınızda çalışmıyor bilgisayar, görmüyor. Gelelim şimdi bu, yani şimdi balık tutmayı öğretiyoruz ya size inşallah. Şimdi bu hard diskin yenisini alacağız. Nereden, nasıl, en uygun beleş nasıl alabiliriz? Arkadaşlar daha önce benim satın aldığım toptancı firmalarım vardı. 30 civarında Exa vardı, Arena vardı, Myro vardı, Index vardı, Bimel vardı. Hepsi benim toptancılarımdı. Bunlardan bir tanesi Exa, bana demo olarak ürünleri alabileceğim bir yer gösteriyor. Bu bayi kanalından. Buraya gittiğimizde şöyle tıkladığımızda bize bilgisayar bileşenleri kısmına gidiyoruz. Ne alacaktık? Hard disk. Şimdi alacak olduğumuz ürünün, hani arkadaşlar şuradaki gibi şöyle bir ürüne konumlanmak için, çünkü SSD hard disk 1 milyon tane var. SATA hard disk 1 milyon, hard disk 1 milyon tane var. SATA 500 bin tane var. SSD 250 bin tane var. M.2 100 bin tane var. M.2 100 bin tane var. NVMe 10 bin tane var. Ve bunun işte 512 GB'ı var, 1 TB'ı var, 2 TB'ı var. Bir de en az 5-6 çeşit marka var. Mesela Kingston var, High Level var. Yani işte bunların içinden nasıl seçeceğiz? Ha bir de şu var arkadaşlar, kafayı yiyeceğim ya. Yani Trendyol'dan mı alacağız? Hepsi buradan da. Ya işte. İşte ne olur? Yani ne olur bak, ne olur? 30 yıllık, Recep İvedik diyor ya,
kütüphanedeki bayana kaymadan önce diyor ki sana 40 yıllık birikimimi aktaracağım falan filan. Senin ihtiyacını gidereceğim diyor ya. İşte 30-40 yıllık bilgisayar bilgimin zekatı gibi arkadaşlar. Bu bilgiyi alın, defe defe kullanın arkadaşlar. Şimdi önce bir bayi kanalından filtre süzme yapacağız. Bak lütfen dikkatli. Biz nasıl satıyoruz müşterilere, yani uygun fiyatlı, kaliteli nasıl satıyoruz onu göstereyim. Tekrar bayi kanalına tıkladıktan sonra ara kısmına gidip bilgisayar parçası alacağız değil mi? Peki burada ne alacağız? Hard disk. 1 milyon tane, 10 milyon tane, 1 milyar tane parçadan sadece hard diske düştük. Peki bunlardan hiçbiri değil, biz M.2 SSD alacağız. Güzel. Ama burada bir sürü marka var. Marka seçmeyelim. NetApp'ta seçebilirdik. Mesela biz seçimimizde High Level kullandık ama olur ya, başka daha uygun fiyatlı olabilir. Arkadaşlar çip üreticisi Tayvan'da olduğu için Kingston'un içerisindeki çip de, NetApp'ın içerisindeki çip de genelde Samsung gibi firmalar üretiyor. Aslında işin aslı sadece anakartı üreten firmanın ne yaptığı önemli olan. Şimdi burada bakın arkadaşlar, bir sürü var. Yani görebiliyor musunuz? Sadece M.2 SATA. Bir de NVMe. Neyse. Şimdi biz neye konsantre olacaktık? Bayağı bir eledik. Yani şu kadar sonuç kaldı. Biz 2 TB'a konsantre olacaktık değil mi? Evet. Sonra da ucuzdan pahalıya sıralattıracağız. Ne çıktı karşımıza arkadaşlar? Evet. Tekrar edelim. High Level 2 TB. Hemen dibinde daha kaliteli marka olan, daha kaliteli mi diyeyim ne diyeyim ki bilmiyorum ki, bilemedim ki, daha meşhur bir marka olan Kingston var. 10 dolar daha pahalı ama bakar mısınız, 3500 maksimum hız, 5100. Kafayı çalıştırın, kafayı. Marka takıntısını bir kenara bırakın, High Level'a geçelim. Peki High Level'ın sitesine gittik. Ne demiştik arkadaşlar? Ctrl F, Ctrl V. Aa, bir saniye, özür diliyoruz, hemen bir ne yapacağız? Neyse, anlaşıldı. Şurada birazdan göstereceğim, o heyecan geçmesin. Şunun arkadaşlar, şu gördüğünüz marka kodu var ya. Ha. Onu seçiyorum ve bunun kodunu alıyorum arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Şu kod bizim alacak artık sonuç odaklı sayılırız. Yani ürünümüzü tespit ettik. Şu an Google dünyasından, ben artık internet demiyorum, Google dünyası diyorum. Google dünyasından bu model ürünü alacağız. Yani tek markanın tek modeline düştük. Şimdi biz onlarca alışveriş sitesinden en uygun nerede bulabiliriz? Ama bir önce check edelim. High Level'a gittik. Ben buradan uzun uzun anlatmak istemedim. Direkt hafıza kartları kısmına giriyor artık bellekler. Bakın anakart gibi düşünün. Pardon. SSD, M.2 PCI Express ve onun içerisinde de NVMe. Diyor ki senin alacak olduğun High Level 2 TB M.2 NVMe PCI Express jenerasyon 4.4 diyor arkadaşlar. Daha önceki ne demiştik? Şurada ne demiştik arkadaşlar? Şurada mı demiştik? O zaman burada demişizdir. Şurada bakın 3.1'di. Gördünüz mü? Peki burada 4.0. Yine 4x. Yani normal Express'lerin 4 misli hızda. Evet. Burada bütün bilgiler var. Yani bu G4x4 şuradan geliyor. G4.0 4X oradan geliyor. Bunun burada kapasite 1 TB yazdığına bakmayın arkadaşlar. Bu hani teknik bilgiyi daha fazla vermiyor. Ben nereden görmüştüm ya? Bir yerden şeyi görmüştüm. Ölçüleri veren bir yer görmüştüm. İnşallah onu da bulabilir miyim bilmiyorum ki. Ha şurada, burada. Evet, evet. Evet. Bakın. Telife girmez inşallah. Alacak olduğunuz ürün diyor. High Level. Bakın burada gösteriyor. Bak, bu rakamlardan, harflerden biri eksik olursa yanlış almış olursunuz, iade edersiniz. M.2 PCI Express NVMe. Neyse, orada daha fazla bilgi vermedi. Ben görmüştüm. Burada işte arkadaşlar 22 milim 80 milimden geliyor 22-80. Anlaşıldı mı? Yani oradan geliyor. Evet. Kapasitemiz 2 TB. Okuma hızı yani maksimum 510. Yazma hızı 510 MB. Yazma hızı 3600 MB. Arkadaşlar bir saniyedeki kafayı yedik herhalde. 8 gram. Bakın
22 milim, 80 milim, bak 22 milim, 80 milim kalınlığıysa 2 nokta, yani 2 milim kalınlığında o doğal olarak da 80 gram. Bu arkadaşlar yeni bilmem ne yazma ömrü, terabyte yazma ömrü de 2000 TB, 200 tera bilmem ne diye ben onları söyleyeyim. Hani eskiden yıl olarak ömür veriliyordu ya, bir de bak firmware update de var ha. Wow, süper. 3 yıl garanti diyor. Evet, şimdi alışveriş sitelerimiz var bir sürü, biliyorsunuz Trendyol bilmem ne. Bunların toparlayıcılardan bir tanesi Cimri, bir tanesi Akakçe, bir tanesi de High Level. High Level'ı seçmemizin sebebi, az önceki o barkodu buraya yazıyoruz. High Level'ı seçmemizin sebebi, High Level bize teknik özellikler adına biraz bahsediyor. Yani şuradaki bilgileri bizim adımıza gidiyor, almadan, üşenmeden gelip buraya koyuyor. Güzel. Burada da yine aynı bilgiler var. Bu artan fiyat olarak sıralattırdık. Bakın 2936. Biz yani diğerlerini hiç konuşmaya gerek yok. Siz diyor bu ürünü eski parayla 2 milyar 936 TL'ye alacaksınız diyor. Yeni parayla 2936 TL. Gerçekten doğru mu? Bakalım. Biz bakın 2009 biz gördüğümüzde 2799 gibi bir şeydi. Bakın bizim satı 2800, bakın 2900 diyor, bak 2900. Biz 2899, yani 2900'e aldık. Yalnız küçük bir detay var. Mağaza bize indirim yaptı. Bak şu Kasım ayına giriyoruz ya, N11'in örümcek bilmem ne 111 TL'lik mi ne bir indirim yaptı. 2788 aldık. Yani eğer kafayı çalıştırmazsanız bu ürünü 4178'e de alabilirsiniz. 1 milyar fazladan verebilirsiniz. Paranız çoksa. Bu arada dolar arttığı için fiyatı yükseliyor. Gördüğünüz gibi yüksek. Bu ürünü biz aldık. Az önce teslim aldık. Gösterdik kendisini. Şimdi birazdan kendisini de göstereceğiz. Nerede kalmıştık? Ha, bunun bir de yeni fiyatına bakalım. Haydi. Evet arkadaşlar, bunun yeni fiyatı 2936. Bakın buradakiyle aynı mı? Aynı. 2936. Yani iki şey söylüyorum. Birincisi, ürün alırken şu tarz bir süzmeden geçirin. İkincisi de örneğin, yani benim hiçbir anlaşmam yok. Keşke bana arayıp teşekkür etseler ama epey gibi bir firmayla da hani diyor ya, Cimri diyor, Akakçı. Adam daha güzel yapmış. Fıstık gibi artan fiyat hiç. En ucuzu hiç yorulmadan. Ha, siz yine de şunu yapın arkadaşlar. Şunu kopyalayın. Bakın buraya dikkat edin. 2 TB'a dokunmuyorum. Bazı firmalar tire, bakın bazı firmalar tire, şuraya bölü işareti yerine tire 2T diyor. Bu iyiliğimi de kıyamı da unutmayın. Bazıları boşluk bırakıp 2T yazıyor. Bazıları da hiç boşluk bırakmadan 80'den sonra 2T yazıyor. O yüzden şuradan kesin, bakın şuradan kesin, kopyalayın. Yine de işin garanti alın. Olur ya, belki daha da ucuz vardır. Hani bize gösterilen, çünkü bu son arkadaşlar, bu son. Bize high level e-ticaret firmalarından bir tane örnek gösteriyor. Anlaşıldı mı? Biz de ne yapalım? Buraya kendimiz bir de bakalım ne yapalım. Ya, küfür mü ettik lan? Geri zekalı. Kontrol et öyle ara diyor. Allah Allah. Neyse. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu arada eksi işareti var ya. Tamam valla. Bölü 2T. Manyak ya. Ya bak, kendisi aratırken bulduruyor. Bak görüyorsun değil mi? Ya, tak diye getiriyor. Oldu mu şimdi? Ayıp değil mi? Biz yapınca yani suçlu. Ya, daha önce aratıyordun. Niye böyle bir saçmaladı ya? Yapıştır. Ha, Allah Allah. Neyse. Şimdi arkadaşlar doğru yapmışız. Bir tane, üç tane vardı. Birini biz aldık. Bakın buradan alsanız kazı haşır diye yerseniz. Bakın 3 taneydi. Nerede? Oy, adet göstermiyor. Burada göremedim ya. Şurada bir yerde stok bilgisi vardı arkadaşlar. 3 taneydi. 2 tane miydi? Ne? Ha, 2 taneydi. Birini biz aldık. Evet. Evet arkadaşlar, birazdan videonun devamında da ürünün kendisini ve performans testini göreceğiz. İnşallah jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Abone olun.
böyle değişik güzel bilgilerimiz var. İşte bir şeyler oluyor. Allah'a şükür olsun. İnşallah desteğinizle konuşamıyorum. Biraz para kazanırız. 5 yılda kazandığımız para arkadaşlar, üzgünüm. 2000'i geçeriz. Kendinize iyi bakın. Dünyaya bir kere geldik. Başkanısının söylediğini, el alemin ne dediğine bakmayın. Mesela ben şimdi bu videoyu çekerken bana neler söylüyorlar. Salak, geri zeka. Ya tamam söyle. Ben iki tane bilgisayar, hem harita mühendisiyim hem bilgisayar mühendisiyim. Erinmiyorum, gücenmiyorum. Taraf olmadığım için bertaraf oldum. Ona buna yalakalık yapmadığım için ne memur olabildim, ne adam olabildim, ne şirket sahibi olabildim. Ama bildiğim doğru, dürüst yolda devam ediyorum. İnşallah bir gün karşılığını da alacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, az önce nasıl satın aldığımızı, nasıl seçtiğimizi ve teknik özelliklerini gösterdiğimiz high level marka 2 TB, yani 2000 GB SSD Solid State Drive M.2 22.80 NVMe PCIe, yani PCI Express 4.0 uyumlu SSD hard diskimiz geldi. Burada da barkodumuz var. High level marka. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her şey güzel. Bir kargo ile geldi, ismi önemli değil. Şöyle basit bir şeyin içerisine geldi. Kabın içerisine geldi. Demek ki buna yurt dışından kutular da geliyor. Yani sadece yani dezavantaj yok sayılır da, kutu garanti belgesinin altına sıkıştırılarak yollanmış. Şimdi ürünümüz, şöyle avuç içine bakacak olursak, bakın ya, teknolojinin geldiği noktaya bak ya. Şöyle, yani avucumuzun içerisinde minnacık bir şey, 2 TB, 2 TB. Bu yeni nesil PCI Express 4.0 portumuz bu şekilde. O yüzden buna M.2 NVMe deniyor arkadaşlar. Eğer anakartınızda M.2 NVMe portu yok ise, sizden rica ediyoruz, yanlış almayın. Örneğin dizüstülerde M.2 portu vardır dizüstülerde, ama NVMe olmayabiliyor. Onu da nasıl anlıyoruz? Şurası dizüstülerde daha küçük. Yani şu kadar, şöyle bir şey. Yani onu keşke gösterebilsem şimdi ama. Böyle bir parçamız arkadaşlar. Videonun sonunda performans ve hız testi yapacağız. İnşallah onu da kaçırmayın. Evet arkadaşlar. Çok kaliteli, çok temiz bir ürün. 22.8'i daha önce söylemiştik videonun baş tarafında. Şimdi yine söyleyelim. Şu elimle tuttuğum genişlik, yanlış olmasa 2 nokta, yani 2,5 değil de, uyu söyleyemedim, 2,2 santim genişliğinde, 8 santim uzunluğunda olduğu için arkadaşlar. Yani şu parmağımla tuttuğum mesafe 2,2, şu tuttuğum mesafe de 8 santim olduğu için, o yüzden buna 22.80 standardı deniyor. 22.80, yani 2280 standardı deniyor. Bu 4.0, yani PCI'nin daha hızlısı. Bu da 4x PCI Express. Gerisini siz hayal edin arkadaşlar. Zaten hız testimizde göreceğiz. Birazdan şimdi hız testine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, az önce bahsetmiştik. Şimdi 512 GB NVMe SSD'mizi test edeceğiz. Uzatmaya gerek yok. Direkt teste geçiyoruz. Yalnız mikrofonda hışırtı var. Bu bizim upgrade yaptığımız bilgisayarda teknik bir sorun var. Allah izin verirse BIOS güncellemesi falan da yapacağız. Yeni format da atılacak. Hepsi düzelir inşallah.
O tekrar kayıt yaptığında bu hışırtı kaybolmuşsa sorun çözülmüştü. Arkadaşlar bilgisayarın içinden 1 kilo toz ve mikrop çıktı. Yine de CPU 47 derece. CPU 50'ye 60'tı az önce düşürdük. Ama bunun sebebi, bir sebebi de buna macun uygulaması yapacağız. Onu daha sonra hallederiz. Anakart 38 ideal. Ya gerçekten çok toz çıktı. Ekran kartının 32 olması olağanüstü. Şimdi testimizi yapalım. Lakırtıyı keselim. Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar, sessiz oluyorsunuz. Arkadaş şey yapmasın. Ha bu arada bu bilgisayara temiz bir format atılacak. O zaman göreceğiz ki daha hızlı olacak. Çünkü şu an arka planda anormal şeyler çalışıyor. Ooo 1400, 1274, 1400, 1300. Wow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1400'leri gördü yani. Yani bir saniyede ha maksimum 1571, 1600, 1600, 2300. Allah'ım kafayı yiyeceğim. 2400, 2400, 2500. Allah burada yığılıp kalacağım. Üzerinde 1800 yazıyordu bunun. Bunun üzerinde 1800 yazıyordu Allah'ım. 2535'i gördük. Şimdi beni tutun biri. Biri beni tutsun. Bunun üzerinde 1800 yazıyordu. Neyse. Evet arkadaşlar, göreceğimiz şeyleri gördük. Herhalde daha fazla olmaz. Durduruyoruz. Kaydımızı da durduracağız. Allah'a emanet oluverin. Kendinize iyi bakıverin. Bir de bu lineer test yapıyoruz arkadaşlar. Lineer. Ayda da lineer read. Yani düz okuma. Herhalde 2500'ü geçmez. Arkadaşlar bu videoları birleştireceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, seçimimizi yaptık. İstediğimiz hard diski aldık. 5100 MB okuma hızı, 3600 yazma hızı olması gerekiyordu. Yani dürüst olmak gerekirse bakın burada okuma hızı 5100 MB saniyede, yazma hızı 3600. Peki ne oldu? Ne ile karşılaştık? Biz hiç hayal etmediğimiz, hesap etmediğimiz bir mevzuyla karşılaştık. Şimdi PC Express slotundaki, kısaca KM M.2 slotundaki PC Express teknolojimiz 3.0, yani 3.1 bile değil. Burada da görebiliriz 3.0. Bu nedenden dolayı, bak bu nedenden dolayı ne oldu? Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakın işlemci 39 derece, anakart 38 derece, her şey mükemmel o bilgisayarda. Maksimum 2685 okuma yapabildik, yazma değil. Yani bu da olağanüstü bir şey tabii ki. Yani saniyede, bir saniyede 2685 megabayt hard disk'ten okuma yaptı testte. 2600, ama bizim şov yapacaktık işte. Neyse yine de ya böyle oldu işte. Yani yine de hızlı bir ne oldu? 512 GB hard diskimiz vardı. 2 TB oldu. Kapasiteyi genişlettik. Onu da internete satışa koyduk. Hatta bu videonun sonunda göstereyim. Reklam içinde reklam olsun. Hadi bakalım. İşte burada Allah izin verirse güncel fiyatlara baktım. Ona uygun böyle fiyatlar koyduk. Bu da reklam oldu. Yani içerik reklamı. Bakın 512'yi internete satışa koyduk. Bu bir. Diğerine bakalım. Evet. Dükkan ürünler. Ya tamam, hadi. Çabuk. Yatacak herkes. Evet, görüldüğü gibi. Diğerine bakalım. Bu henüz yayınlanmamıştır. Ona şurada dursun. Diğeri neydi? Sahibinden. Diğeri neydi? Let go. 5 yere bakın. 5 yerde yayındayız. 2 kişi bakmış. İyi, afiyet olsun. Video kaydediliyor. Evet. Bu da Letgo'da. Güzel. Kaç kişi bakmış bilmiyoruz. WNT'ye de bakalım. Belki orada da yayın başlamıştır ama zannetmiyorum ya. Evet arkadaşlar, bu tarz böyle videolar gelecek. Devamı. İnşallah böyle insanlara bilgi ve faydalı olabileceğimiz, bilgi aktarabileceğimiz ve faydalı olabileceğimiz. Oo, yayına gelmemiş daha. Yani nereden anlıyoruz? 3 tane var ya bekleyen, onlardan bir tanesi de bu arkadaş.
Jetnet.com.tr kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Ücretsiz. Bu videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Jetnet.com.tr teknoloji, haberler, güzellikler, eğlence devam. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi davranın. Sonra dünyanın geri kalanı size bakar.